Niye Ya Erli'yi şey, seçtin? Ben sana sorayım. Niye Erli'yi seçtin sen isim niye olarak da? seçtin? Senaryoda sen, onu bak, onu soracaktım sana. Ya Senin bizim yüzünden. seyirciler çok çakal ya. Çok çakallar. Yani böyle inanılmaz her böyle Tolga Erli'yi ben hani %0,1 kitle anlar diye düşünüyorum. Ben Hemen direkt böyle anladım. ilk bölümde tak diye şey yaptılar. Ki hani mitolojide de Erlik böyle kötülük tanrısı falan değil tam olarak. Şey böyle hani Değil. daha böyle işte Yunan mitolojisindeki Hades gibi işte da, yani karanlık Görevini ve yapan aslında. daha böyle hani şey böyle gaddar bilmem ne daha karanlık temaların şey ama öyle otomatik kötülük değil falan. Bizimkiler hemen tahmin etti falan. Oho dedim ben yani. Hani Börü'nün izleyici kitlesinin standartları beni de gıcık edecek seviyede çok ileride. Anladın mı? Hani nasıl böyle de oldu bilmiyorum. Hani ayranı yok Türk seyircisinin içmeye nasıl atla gidiyor maceralara bilmiyorum Ama ama. yabancılar izliyorlar abi yani. Aa, izliyorlar işte. Ama şeyi sektörü aynı zannediyorlar. Teknik açıdan, Tabii bütçe tabii açısından bilmem ne. acımasızlar, acımasızlar. Çok Hiç şeyler hiç yani. acımaları yok. Hiç Allah'ları kitapları yok o konuda yani. Çok Dümdüz çok giderler. acımasızlar ya. Vallahi öyle. Anlatamam. Ben onu tahmin ediyorum ne düşündüğünü. Belki direkt söylemiyorsun da ben söyleyeyim senin adına. Daha yeni sen gelmeden de konuştuk bunu, hani teknoloji konusunda. Yurt dışında bu işler nasıl çalışıyor, bizde nasıl çalışıyor? Belki sonuç olarak ikisi de aynı şey gibi. Yani ikisi de görüntü, tamam anladık. Sonuç olarak ikisi de görüntü izliyorsun falan. Ama bunun yapım aşaması, imkanlar, genel olarak bütün imkanlar aynı, kesinlikle aynı, yakından bile geçmiyor yurt dışında ya Abi bizden. sadece o değil. Biz projeye başladığımızda şimdi Börü 2039 benim yapımcısı olduğum proje. Ve hani işte hani öykü dünyasını zevkle, keyifle hani ilerletiyorum. İşte şunu şu şöyle dinamikleri şöyle olması lazım. Şöyle bir husumet var falan filan. Hani parametreleri belirliyorum. Ondan sonra emanet ediyorum. Ama çok herkes çok optimistti böyle. Ocak'ta açıkladık. Sonra Mart'ta böyle iyice ön yapım ilerlemeye başladı falan. Mart'tan çekimlerin başladığı Eylül'e kadar bütçenin kapasitesi işte ekonomik şartlardan dolayı bildiğin 100 ünite diyelim hani rakam vermemek adına 35 üniteye geriledi. Sırf şeyin çalkantısından dolayı, TL'nin çalkantısından dolayı. Çünkü Da var doğru. bir sette en pahalı olay benzin. Çünkü karavanların ısıtmasından, havalandırmasından elektriği normal prizden alamıyorsun. Büyük, yüksek şeyler lazım. Hani yüksek ışıkları çalıştırabilecek jeneratör kamyonu geliyor. O sürekli lıkır Tabii. lıkır böyle benzin içiyor falan. Ve öyle bir stres olmaya başladı. Biz yine idare ettik falan filan ama yani hani ekosistem de belli bir süre sonra artık yapımlara karşı bir hale gelmeye başladı. Biz dirayet ediyoruz yani sözümüz tutmak adına ama hani Forumdan da şey vardı senin bir de bu arada. Hani televizyon büyük bir dev, eski şaşalı televizyon günleri yok zaten. Hani öyle yok bir yok bütçe ben verse de yapsan. rakam söyleyeyim sana. Bak çok basit bir rakam söyleyeyim. Ay yapımın bir dizisi benim şirketim değil diye örnek verebilirim. Ay yapımın bir dizisi 2018'de bölüm başına yaklaşık 1 milyon 1 milyon 200 bin TL para alırdı. Ay yapımın günümüzdeki dizisi de bölüm başına aynı parayı alıyor ama değeri yani o paranın satın alabileceği teknik kapasite işte post prodüksiyon maliyeti benzin o yarısından da az olduğu için hani herkes garip bir sığmaca yarışı içinde. Tabii döviz üzerinden çalışan büyük şirketler bundan çok etkilenmiyor Netflix gibi. Ki onlar için hani onlar için Daha iyi aslında hatta. tabii onlar Prodüksiyon için düşüyor. tabii canım onlar için artık şey yani inanılmaz bir fırsat. O yüzden hayvan gibi yüklenecek Amazon Prime, Netflix falan Türkiye'ye. Sırf böyle şey hani kırbaç şaklatma ülkesi diye. Bir zamanlar onu Hırvatistan'a falan yapıyorlardı Game of Thrones'un ilk başladığı dönemlerde 2011'de falan. Ama artık o Türkiye olacak ama tabii daha gariban bir Hırvatistan olacak şey Daha olarak gariban paranın bir değeri. Hırvatistan, onu diyecektim. Sen Maalesef yani. dijital platformlara genel olarak pozitif misin? Yani şu an tabii iş yapıyorsun Aa, dijital platforma da. yani Netflix'le aramız iyi. İyi insanlar var ama ben Netflix Amsterdam ve Los Angeles'teki adamlarla daha aram iyi. Netflix Türkiye'de yani hani çok böyle çenemi açmayayım ama hani Ben eleştirdiğim bir şeyler videoda var. bahsediyorum abi ondan. Yani Ben bir videoda bahsediyorum ondan. onlar da hani Türk sektöründen çıkma sektörün evlatları olarak yeterince kollamıyorlar şeyi sektörün büyümesini. Yani şey gibi düşün sen Türkiye'de bir tarla aldın ama o çiftçinin en dezavantajlı şartlarında çalıştırıyorsun. Hani bu onlara koymuyor bazen. Bazen koyuyor ama yine de istihdam dönüyor bilmiyorum. Yani artıları da var eksileri de var. Bakalım abi işte önümüzdeki bir iki sene gösterecek ne Ama olacağını. imkanlar açısından ne diyorsun? Yani şu an sinema filmleri çıktığı zaman paralel şekilde çıkıyor ya bu dijital platformlara falan da. Türkiye'deki teknik kabiliyet inanılmaz zaten. Çok iyi. Yani bak ben sana söyleyeyim ben bunu en baba
abicim dediğim böyle egzekütiflere de söylüyorum. Ya Türkiye, Amerika ve İngiltere'den sonra teknik kapasitenin en ileri olduğu, bak Almanya falan, bak sen olabilirsin. Almanya falan da ileride. Almanlar daha profesyonel, daha iyi şartlarda çalışıyorlar, doğru. Ama Türkiye'deki bir reklam ekibi ya da Türkiye'deki bir dizi ekibi öyle bir şey yapmış ki, kısmında diyorsun. ya hem kreatif hem teknik. Türkiye'deki ekip daha çok saat çalışıyor. Şey gibi düşün ya. Sosyal Darwinizm gibi düşün. Adam çok daha zor şartlarda çalışmaya alışa 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 Space Marine gibi kafayı sıyırmış. İnanılmaz dayanıklı yani. Hani bir ekibe sen dersen bak bugün birkaç gün sabahlayacağız var mısın işte falan. Yaparım ya falan hani hakkını verdiğin sürece yapar ama Alışmış şeyde adam sette uyuyor kalkıyor falan tabii böyle. yurt dışında öyle değil yani. Hani hadi Kore'yi de ekleyeyim. Kore sektörü de bizi birazcık geçer teknik beceri açısından ama hani Amerika, İngiltere ve Kore Kültürel dışında olarak benzediği için mi acaba? Onlar da böyle yaşayıp bizim gibi. Koreliler, Güney Koreliler inanılmaz ya. Onlar yani gıpta yani mimlenerek izlediğim adamlar. Yani düşünürsen nüfus açısından bizden çok daha azlar. Hani şeyler hani daha böyle bir parantez içinde sıkışmış bir ülke birçok açıdan. Jeopolitik Evet. açıdan böyle. Ama işte Netflix'in sadece bu Squid Game değil başka işler de var. Hellbound falan filan böyle işler Gördüm de. Baya, Hellbound'u. yani Hellbound'u benim ailem izliyor. Babam oturmuş izlemiş Hellbound'u. Diyorum çok ne anlıyorsun tabii. ihtiyar bundan? Güzel diyor. Çok Oturup. çok çok deli yani. Onlar ya onların teknik kapasitesi zaten inanılmazdı da bizde de ama çok iyi. Ama bizdeki sorun şey maalesef hani TL üzerinden kazanıyorlar ve TL üzerinden çok daha az yani eşit yetenekli bir adam bir Alman görüntü yönetmeniyle bir Türk görüntü yönetmeninin yan yana koy. Türkiye'deki en iyi görüntü yönetmeni Alman'ın taş çatlasa dörtte biri kazanır hani Euro bazından. Ama O bu da onun da suçu değil yani. Bu da gerçekten ortamı sunduğu bir evet haksızlık yani. yani evet çok makro sebepler var. Ha bu böyle olmayabilirdi. 2000 işte 15'ler 14'lerde böyle olmayacak. Çok inanılmaz olacak. Her şey çok güzel olacak gibisinden böyle sektörde bir hava vardı. Ama işte makro ekonomik dengeler değişince bu sektöre de yansıyor. Ama yani bizim içerik sektörü iyi gidecektir. De işte maalesef hakkını aldığını zannetmiyorum. Hani hem teknik hem emekçi ekiplerin. Ya sen ama zaten dijital platforma geçmeden evvel de bu ilk börüyü yaptığınız zaman siz kanal için o zaman da kanalda yani bu şeydi yani bir hiç alışkın olmayan bir şeyden mini Abi dizi ya falan ben o şey hatırlıyorum star milleti orada. şey diyordu Söyle. bile bitti mi nasıl bitti ya falan bu da yani sürecek daha 33-35 bölüm falan Abi öyle, normal star dizi gibi. star o dönemde stardı yani. Arkada inanılmaz duruyordu. Yani ben mesela Serkan'a bir sahne yazdım. Böyle bir psikolog hatuna inanılmaz böyle şey garip garip konuşuyor böyle ikinci bölümün başına böyle travma geçirdiği travmadan sonra böyle Pasif halimle mi falan pasif halimiz. agresif evire çevire sikerim falan filan diye böyle star tamam ya koyalım falan filan. Hani biplediler tabii ki ama onu koymak da göt isterdi. Ondan sonra böyle baya işte Asena'nın işte orada bir sivili vurduğunu zannediyorlar. Kendi de öyle zannediyor. Öyle çıkmıyor falan. Oradaki imalar falan filan. O dönemde hakikaten işte Ömer Özgüner vardı o dönemde kanalın başında. Hakikaten arkamızda sağlam durdular yani. Tabii insanlar o dönemde tam olarak fark etmedi. Hani Börü'nün açık kanal dizisi mi? Hani ne olduğunu şeyinim. Netflix'e şey original diye geçti sonra zaten de. Evet, Ben Netflix zaten çıldırdı. Bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ben de niye istiyorsunuz abi dedim. O Brian Pearson diye Vice President of Acquisitions var. O dönemde Netflix Türkiye yok zaten. Öyle bir olay yok yani. Her şey Amsterdam'dan ilerliyor. Adamlar dedi ya siz böyle işte Bodyguard'ın onda bir bütçesine Bodyguard'dan daha sürükleyici bölümler yapmışsınız. Biz bunu kalitesi alacağız. gerçekten iyiydi bu arada yani görüntü İyi de kalitesi abi falan. işte o ama işte seyircilere onu diyorum. Yani Börü 2039'da aslında bazen burun kıvırdıkları ya da sevmedikleri sallantılar işte şu oyuncu çok gıcık gözüküyor ya da şu birazcık pasaklı gözükmüş şu sahne. Bu ilk bölümdeki kriz teknik meseleleri onlardan bahsetmiyorum. İçerik açısından Börü de böyle şey gibiydi. Hani hafif böyle salaş, kirli yerleri olan hani teknik açıdan bizim miksimiz bok gibiydi. Ben o sırada Amerika'daydım işte hani tatil yapıyordum teoride daha iki sonrasında. Bir baktım böyle kanal diyor ya bunun kurgusuna bir el atsana falan diyor böyle sanat filmi gibi olmuş falan demişlerdi. Abi yapmayın istemiyorum yeniden iş kurgulamak istemiyorum Bu falan diye. kısmı mesela bilmiyor mu izleyicim? Yani sanıyor ki sen bunu Bilmiyor, bilmiyor. laptopundan Beni tabii tabii upload ettin Börü'yü bitti.
Ben o yüzden bak senin huzurunda şey yapayım. Anlatayım böyle çok basit. Bir brief vereyim. Estağfurullah. Ben bir gazetede bir başlık gördüm. Bu özel harekat bombalanmasından sonra kömür oldular diye. Acayip bam telime bastı. Acayip evet. Küçük oldum böyle. Evet. Ama tabii art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Sadece gerizekalılık yani, anladın mı? Hani benim cümlemi kullandı şu an yine diyecekler. Ben de çünkü bir şey söyleyeyim. Yok yani bunlar hani gerizekalı diyorum öyle. Klasik Türk milletinin işte şeyinin böyle yazdığının söylediğinin ayarı olmaması durumu. Ben buna çok içerledim. O sırada da işte daha 2'den Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bizim şeylerimiz vardı. Danışmanlarımız ve muhataplarımız vardı. Hani şükürler olsun ki hani kime inanıyorsanız ya da inanmıyorsanız fark etmez. Bizim danıştığımız kimse, hiçbir danışman şeyde 15 Temmuz'da şey altında kalmadı. Hani zam altında. Evet yani hani orada bir tanesi de, hatta böyle işte orada var isimler var, şimdi yani zikretmeyeyim. Hani o gece bayağı kritik hamlelerde bulunmuş, aynı zamanda böyle işte isimlerini şimdi zikredemem, pot kırmak istemiyorum ama hani böyle benim hemşehrilerim olan var, bize danışmanlık yapan, ondan sonra işte bu kara havacılıkta bilirkişi olan binbaşılar işte terfi falan aldılar çünkü hani o dönemde biliyorsun hani artık siyasi çok artık ayrışma yok artık abicim, ülke bok yoluna gidiyor, herkes seferber olsun, bu işi bir taşın altına bir elini koysun. Evet, herkes yani Atatürkçüsü işte şusu busu, ondan sonra orada ben işte güvendiğim bir işte komutanımı aradım. Dedim ki böyle böyle bir olay var, işte Star'da böyle bir projeyle ilgili mini seriyle bize de işte 60 dakika 65 dakika gibisinde durabiliriz gibi sözü veriyorlar. Ben bununla ilgiliyim komutanım ama hani polis teşkilatından %100 güveneceğiniz. Yani %100 bakın %99 demiyorum çünkü. Polis biraz daha sıkıntılı bilmiyorum arkadaşlar. Evet o dönemde, 2017'de 2018'in başında falan hala polis teşkilatının içinde çok var diye ben tırsıyorum tabii, anladın mı? Hani böyle saçma sapan insanları danışman yapıp başımızı belaya sokmak istemiyorum. %100 güveneceğiniz birisi var mı dedim işte komutanım. Yani bir danışman yüzünden, yine chat için söylemiyorum, bir danışman yüzünden senin orada yaşlandığın, yani emek verirken yaşlandığın bir proje çöpe gidebilir komple. Gidebilir ve gidenler de oldu. Birçok şey oldu yani. Biz çok ballıydık, ben sana söyleyeyim, olabilirdi, her şey olabilirdi yani. Ama hani neyse ki olmadı ve hala da görevini başa. Hatta şey yani bizim projedeki ben sana şöyle diyeyim, ben kurgu yapıyordum. Ankara'da kurgu yapıyordum o sırada. O 15 Temmuz gecesinde direkt aradığım işte orada bize danışmanlık yapan komutanların özel kuvvetlerdeki okkalılar birisini aradım, böyle küfür ediyor böyle. Allah belalarını versin, delirmiş böyle o gece. Ben de no yani. Ama direkt Fethullahçı diyorlar değil mi? Direkt. Çünkü ben de diyorlar ama ben direkt bilmiyorum. Bak o ilk anlarda takip eden arkadaşların şey düşünmesi günah değil yani, sorun değil. Hani ne oluyor lan demesi ilk birkaç saat. Dünyadaki herkes onu diyordu, bırak yani ülkedeki herkes öyle diyordu. Güvenlik güçlerin buna karşı mücadele eden insanların içinde de böyle bir şey vardı. Anladın mı? Çünkü en inanılmaz yaptıkları iş hani bilgi kirliliği zaten. Ve orada evet. Da o gecede de bilgi kirliliği inanılmazdı. Yani büyük topun ağzından dönüldü hep dedim yani. Hala da diyorum. Çok daha boktan olaylar olabilirdi. Bunu anlamıyor ama insanlar biliyor musun? Hani anlamıyorlar. Nasıl bir dönüş olduğunu yani. Nasıl kıl payı bir dönüş olduğunu anlamıyorlar. Tabii. Ve kendi yani Türkiye'den başka ruh hastası bir ülke kendini birkaç ayda rehabilite edemezdi yani. Ben sana söyleyeyim. Bir de operasyon yapıldı sonra biliyorsun. Amerika'da 15 Temmuz'un binde biri oldu bu Ocak olaylarında, Trump'ın kongreyi şeyleri falan. Basması hala, falan. Hala toparlanamıyorlar böyle bir şey. Evet. SJW panik atakları geçiriyorlar, anladın mı? Böyle şey yani hani bizim herhalde Rusya ve Türkiye'dir bu tarz kaosu geçirip de normale dönecek ertesi gün. Başka öyle böyle işe gidenler oldu ya. Ne diyorsun sen? İşe gitti adamlar mı? Evet ben vallahi çok ilginç bir dönem. Neyse abi ben bu komutanı aradım işte, dedim komutanım ne oluyor nedir, o böyle ana avrat düz gidiyor yapanlara yani hani o geceyi böyle. Hani biz bile bu kadar olduğunu bilmiyorduk falan filan. Bak düşün. Yani o dönemki şeyler, neyse birkaç ay sonra tabii bu olaydan sonra işte Star böyle böyle bir proje var diye geldiği zaman ben yine bu komutana danıştım. Dedim ki %100 güveneceğimiz birisi var mı dedim. O da var dedi. O, beni birisiyle emekli bir polis hanımefendiyle konuşturdu. O da %100 güvendiği işte bizim jest yaptığımız seride Kenan Başkan diye. Aslında o Kenan abi dediğimiz bizim bu işte Korkut Eken neslinin bir sonrakindeki nesil.
özel harekatçıların o en işte şey baba dönemleri. En baba dönemlerinde ve en hardcore dönemlerinde yani olmuş bir işte abimiz. Biz Ankara'ya gittik işte. Ben orada işte yapımcıyım, işte seri yaratıcısıyım. İşte Cem ve Can, Can Emre ve Cem Özüdür'ü Ankara'ya gittik. Bir de Emre Sirel var benim üniversiteden arkadaşım. O da yazar. Gittik böyle Kenan abiyle böyle 3-4 gün Ankara'da Tunal Ahimi'de bir işte kahvede buluşup muhabbet edip notlar alıp böyle bayağı yani mesela işte mesela örnek veriyorum birinci bölümde Behçet'in eve geldikten sonra eşi hani çamur ve kan vardır diye botlarında yere böyle bir şeffaf plastik bir şey seriyor ya mesela onu birebir kendi deneyiminden Kenan abi anlatmıştı bize. İşte direkt olarak böyle yapardım, direkt lavaboya girip banyoya gireyim, hemen duş alayım üstümdeki her şeyle falan filan gibisinden diye. Ondan böyle bol bol not aldık falan. Börü böyle başladı ama araları biz doldurduk tabii ama saçmaladığımız yerler de oldu. Seyircinin çok beğendiği yerler oldu, çok gıcık olduğu yerler oldu. İşte baya böyle işte ne bileyim dördüncü bölümde birazcık daha The Wire hissi böyle birazcık daha ben şeye bıraktım, delege ettim. Dördüncü bölümde birazcık daha konuşmalı, birazcık dingin. İşte o Ayı Murat'ın ölümünden sonraki buhranı anlatan. Evde kaldıkları değil mi? Üzerine yıkıldıkları şey. O ondan bir sonraki bölümde işte hani o çünkü hiçbir şey üçüncü bölümü denkleyemezdi diye. Birazcık daha insanlar dinlensin, birazcık daha kişisel dram üzerinden ilerleyen bir şey olsun falan diye. Mesela orayı çok sevmediler. O şimdi de tersi oldu. Şu anda şey diyorlar işte Alper abi birinci bölüm inanılmaz aksiyonlu olmuş. His yok his diyorlar tamam mı? Yani. Şeyde dördüncü bölümde de birinci sezon abi bu çok fazla his çok fazla his. Aksiyon nerede aksiyon nerede diyorlardı. Anladın mı? Hani ya böyle belli bir noktada gerçekten hani tatmin etmek zor hale geliyor ve elinde sonunda benim Börü'den çekilmem lazım. İlk Göktürk'ün çekimlerine full gittiğim zaman tamamen emanet edeceğim. İşte hayırlısıyla ikinci sezon olursa falan. Yani bir orta noktayı imkansız bir orta noktayı bulmaya çalışıyoruz biz de anladın mı? Ama yani... şöyle bir söylem vardı ya seyircileri çok dinleyen sanatçılar böyle seyircileri tarafından parçalanır böyle yani herkesin İstediğini yapmaya çalışırken tabii böyle yetemez parçalanır gider artık. Tabii ya var ya bir laf neydi devrimin... Devrim önemli... önce öz evlatlarını yani. Aynen yani bir şeyde hani insanlar hatırlamıyor. Hatırlayanlar vardır şimdiki bu tabii hani şu anda 20'lerinde olan arkadaşlardan bir işte 29-30 yaşındakiler daha bir döneminde. O dönemlerde yani o dönemleri hatırlayan arkadaşlar yetişkin olarak... Ondan bir sonraki dönem, şu anki dönem. Şimdi şu anda garip bir yerde ülke. Ve ben Börü 2039'da da şeye çok girmek istemiyorum. Şu günün polemiklerine artık. Çünkü biz onlar biraz çok... da günden uzaklaşmak istiyor insanlar. Evet, evet. Yani başka şeyler. Evet yani